Eylaz Bey buyurun sizin de yorumunuzu duyun. Bu durumda e, hep deniyor ki kontrollü e, gerilim var şu anda gibi evet. görünüyor. E, kimse kimse için öyle savaşlara girmeye de hazır görünmüyor ama karşılıklı demeçler var bir taraftan tırmanıyor. Yalnız e, bir taraftan belki şeytan avukatlı diyebiliriz. E, Azerbaycan-Ermenistan gerginliği de uzun süredir e, devam eden belki kimsenin evet, evet, e, evet. alevlenmesini beklemediği bir donmuş çatışmaydı. Hmm. E, donmuş çatışma tamam diye sanıyorum alev. çevirebiliyoruz Türkçe'ye. E, ama orada geçen senenin sonunda bambaşka bir e, safha yaşandığını da gördük. Burada böyle bir risk görüyor musunuz? Ben e, tabii burada değil dostlar ve hocalarımız hepsi çok değerli şeyler söylediler. Ama ben de hani bölgenin tarihini çalışan birisi olarak biraz şey bilgisi verirsem, dostları tamamlamış oluruz. Biraz Ukrayna'nın ve Rusya'nın yapısı o bölgede çok önemli. Ukrayna aslında iki tane ana hatta sahip bir Katolik dünyası var. Bir de Ortodoks'i dünyası var. Ortodoks'i dünyası tamamen Rus'tur. Zaten arkadaşlar kısa değinerek geçtiler ama yani iki tane devlet aslında. Bir taraf Rusya, yani doğusu Rusya, batısı da Polonya'dır aslında genel baktığınız zaman. Yani birisi Batı dünyasına ait, birisi Doğu dünyasına ait. Bu geleneksel çatışma günümüz değil. Ve 1648'de Polonya, Rusya'ya çar bir devlet. Yani bu kadar derin bir tarihsel kırıklık var burada, bir hat vardır. Bu hat aslında Varşov'a baktığında da biraz daha geniş, uzaktan bir hat kuruldu. Yani der ki Batı'da birçok stratejist, aslında komünist, komünizm dediğiniz şey Doğu'nun de dünyasıydı Batı'ya karşı. Yani bu aslında çok derin anlaşılması da çok kolay bir hat çünkü her şey kültür, sosyal yaşam, hayat tarzı, insanların psikolojik davranışları buna göre kurulur. O yüzden mesela Ukrayna'da bir problem çıktı zaman yüzde 47, yüzde 47 veya yüzde 40, yüzde 40, yüzde 10'luk bir kesim ortada kalıverir. Yani bunu bilmemiz lazım. Dolayısıyla demek ki tarihsel bir hat var. Bu hat birbiriyle her an Çatışmaya hazırdır. Bu başka bölgelerde de var ama bu bölge çok özeldir. Sadece Ukrayna'da değil aslında Beyaz Rusya'da da biliyorsunuz 6 aydır, 6 ay önce seçimler oldu ve OMON birlikleri girdi Beyaz Rusya'ya. Demek ki Beyaz Rusya, yani bu Doğu Avrupa hattında Batı'nın bir baskısı var, Rusya'nın da burada direnme hattı var. Yani şimdi mesela bugün e, e, Güvenlik Konseyi Başkanı Rusya'da bir açıklama yaptı e, Nikolay Patrushev yani o da e, hocalarım gibi e, bir çatışma beklenmiyor çünkü zaten onlar böyle bir şey söyleyemezler ama söylediği şey eskisi gibi ideoloji ayrılığımız olmadığı için Amerika Birleşik Devletleri ile bu çatışmanın büyüyeceğini beklemiyoruz çünkü nihayetinde biz konseyde ve güvenlik alanlarında Amerika ile oturup batı ile oturup bazı noktalarda anlaşıyoruz bazı noktalarda da anlaşamıyoruz bunu biz e, bir yolla yani diplomasi yoluyla çözmesini biliriz diye bir açıklama yaptı aynı zamanda hem Merkel'le hem de Macron'la Putin görüştü. Dolayısıyla diploması işliyor bölgede. Ama Донbas'ta şey 2014'ten sonra aslında bu daha derin de yani ta turuncu devrimlerinden itibaren başlayan bir çatışma, bir Am bir batının kazanması, bir Rusya'nın kazanması Ukrayna'da bir yapı oluşturdu. Tıp özel bir Yapı oluşturdu ve bunlar hocalarım anlattı. Bir anlaşma ile bu yapı sağlandı. Duma toplanıyor, onların da meclis orada toplanıyor. Bugün de bir açıklama yaptılar, biz ülkemizi dün de yaptılar açıklamayı. Bizim milislerimiz çok fazla ülkemizi de savunmasını biliriz Ukrayna'nın açıklamalarına karşı. Demek ki buradaki birliklerin tabi sadece şöyle bir tehlikesi var biraz zayıf düştüğü zaman Rusya'nın hareketli birlikleri çok fazladır. Oman'dur atları çok da yetenekli birlikleri vardır. Dolayısıyla çok rahat askeri yığınak yapmasına gerek yok. Çatışmanın çıkması için stabil değil bu birlikler. Çok dinamik birlikler. Dolayısıyla alanda hakimiyet kurabilecek birlikler. Kırım, Kırım hadisesini hatırlayın. Yani orada da aynı Gürcistan'a benzemedi. Gürcistan ayrı motorize birlikleri çıktı, süpürme harekatıyla geldiler, geleneksel geldiler ama Kırım'da ve Ukrayna'da geleneksel davranmadılar. Bu yönünü iyi hesaplamak lazım. Ben e, tabi ben Rusya tarafından tabi açıklamaları daha çok takip ediyorum. Acaba hissiyatları nedir? Ne şovu, ne askeri yetkililer, ne de devlet yetkilileri. Çatışma ile ilgili hiçbir son bir haftadır takip ediyoruz. Hele dün de dünden öncesi günde başka başka şeylerden bahsettiler. Yani ortak tatbikatlardan bahsettiler. Hatta Pakistan'dan bahsettiler. Bugün Pakistan'la ortak tatbikat yapacaklar ve Pakistan askerlerini eğitecekler. Dolayısıyla bu konuyla hiç ilgilenmiyor gibi gözüküyorlar. Yani Rusya'da ama bilinçli bir tercih. bilinçli tercih. Oradaki hareketlenmeyi bekliyorlar. Her zaman böyle olur zaten. Rusya'da soğukkanlı şekilde olaya bakılır hı hı. ama oradaki olayın ya şunu e, kesinlikle bilinmesi lazım. Ben bunu 6 yıl evvelde, 5 yıl evvelde her zaman söyledim. Ukrayna e, Rusya için çok büyük, şimdi haritadan harita geldi, çok büyük kritik alan. Çünkü Ukrayna'ya hakim olamayan, hele hele Kırım'a hakim olamayan Rusya'nın dünyada asla ve asla e, çok fazla e, söz sahibi olma şeyi yok çünkü denizlere inemez. Liman kapasitesi sadece Soçi ile sınırlanır. Soçi ile yapacağı lojistik hareketler Rusya için yetmez. Onların düşüncesi bu. Rusya olmazsa olmazıdır. Dolayısıyla bu konuya e, stratejik değerlendirme yaparken Rusların ciddiyetini anlamak lazım. Yani Kırım o kadar önemlidir. Kırım bizim için de önemli biliyorsunuz. Yani Türkiye'nin de bir tavrı var. Ukrayna'nın da bir tavrı var. Batı'nın da bir tavrı var. Dolayısıyla çok hassas bir nokta biz 1856'daki hadiseden tarih olunca bu alanlar e, tarihsel alanlar. Yani çok küçük bir kıvılcım anında e, çok büyük güçlerin taraf olmasını gerektirebilecek bir alan. Hı hı. E, ama e, ben de hocalarım gibi düşünüyorum şu son aşama e, diplomasi yoluyla devam eder. E, alan, alanlardaki o kırmızı çizgilerin ben çiğnenmesine, yani o kırmızı çizgiler alanlarda aşılırsa, hı hı. mesela bir tane örnek evet. verebilirim. Avrupa Birliği, NATO özellikle, NATO bölgeye müdahil olursa Rusya'nın kırmızı çizgisi budur. Hı hı. O zaman işte dünyada büyük bir felaketin başlangıcı olabilir diyorum ben. Peki, e, teşekkür ederim.